Herkese merhaba. Hayatın başlangıç ve sonla değil, süreçle yani yolculukla ilgili olduğu söylenir. Ancak bazı yolculukların, özellikle de 9000 metre yükseklikte gerçekleşenlerin oldukça heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber uçak yolcuları tarafından yakalanan en çılgın görüntülere göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Düşen parçalar. Aslına bakarsanız uçaklar gerçekten de inanılmaz derecede harika makinelerdir. Yine de bu uçaktaki bazı yolcular uçakların işleyişi hakkında bilmeleri gerekenden çok daha fazlasını öğrendiler. 13 Temmuz 2004'te Atlanta'dan Orlando'ya giden bir AirTrain uçağındaki yolcular kalkıştan kısa bir süre sonra gerçek anlamda jet motorlarından birinin içini gördüler. Bu fotoğraf uçakta cam kenarında oturan bir yolcu tarafından çekildi. Aslında bu görüntü bir yolcu için oldukça korkutucu görünse de, uçaklar hakkında fikir sahibi olanlar bu durumu kolayca anlayabildi. Bir jet motorunda alttaki makineye aerodinamik bir örtü sağlayan ve genellikle yalnızca bakım için açılan fan kapakları bulunur. Ve dış paneller olmasa bile bu motor normal şekilde çalışmaya devam edebilir. Bu olayda ise kilitler başarısız oldu ve paneller açıldı. Ancak böyle bir durumda en tehlikeli kısım kırık fan kapağının parçalarının motora bir tehlike oluşturma olasılığıdır. Öyle ki başka bir uçuşta tam olarak böyle bir şey yaşandı. United Airlines Flight 328, 20 Şubat 2021'de Denver'dan Hawaii'ye doğru yola çıktığında her şey normal ve rutin görünüyordu. Ancak inişe sadece 1 saat kala uçak Broomfield, Colorado üzerinden geçerken yolcular pencereden dışarı baktılar ve bunu gördüler. Bu yolcular tabii ki de böyle bir şey görmeyi beklemiyorlardı. Bu, nadir görülen bir jet motoru arızasıydı. Yere düşen molozlar, çimenli yol kenarları ve evlerin ön bahçeleri gibi her yere dökülüyordu. Mucizevi bir şekilde olayla ilgili herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Öte yandan, çoğu uçak yedek motoruyla birlikte tasarlandığı için bu uçak güvenli bir şekilde iniş yapabildi. Bu olaydaki motor arızasına neyin sebep olduğuna dair yapılan araştırmada ise motor fanlarından birinde sorun olduğu ortaya çıktı. Dahili fan kanatlarından biri metalin zamanla aşınması ve yıpranması nedeniyle tamamen kırılmış, kırılan parça motoru tıkamış ve bu da bölgenin patlamasına, hatta bazı kısımların kesilmesine neden olmuştu. Bu özel uçak 26 yıldır hizmetteydi. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama ticari uçaklar 30 yıl boyunca çalışırlar. Ancak uzun süre hizmette olan uçaklardaki aşınma ve yıpranma sürekli olarak kontrol edilmelidir. Yine de görünüşe göre bazen sorunlar gözden kaçabiliyor. Sonuç olarak böyle sorunlara sahip olan uçakların tespit edilmesi önemlidir. Dünyadaki insanların yaklaşık %40'ında bir miktar uçma korkusu olduğu bildirildi. Aslında tek bir fobi yeterince kötü olsa da bazı yolcuların uçaktayken başka fobilerle savaştığını da görebiliyoruz. Örneğin havayolu kabinleri. Normalde ürkütücü sürüngenlerle karşılaşmayı bekleyeceğiniz yerlerden biri değildir. Ancak ne yazık ki bu uçuştaki yolcular uçuş korkularının yanı sıra bir tarantula gördüler ve kendilerini adeta bir fobi karmaşası içinde buldular. Bu 8 ayaklı yaratığın bir uçağa nasıl girdiğine dair hiçbir şeyi bilmesek de muhtemelen canlı bir yolcu tarafından uçağa yanlışlıkla getirilmişti. Uçakta bir tarantulayla karşılaşmaktan daha kötü ne olabilir diye düşünüyorsanız bir de şimdi anlatacağımız hikayeye göz atın. Ancak merak etmeyin, bu olayın baş kahramanının ayakları bile yok. Mart 2017'de ENIAC ve Anchorage arasında seyahat eden bir uçağın yolcularının arasında oldukça sinsi bir yolcu olduğu söylendi. Tabii bu herkesi şaşkına çevirdi. Her şey uçaktaki küçük bir çocuğun boş koltuklar arasında dolaşırken tuhaf bir şey fark etmesiyle başladı. İlk başta tek görebildiği uçağın arka tarafındaki koltuğun altına sıkıştırılmış parlak sarı bir spor çantasıydı. Çocuk çantayı daha yakından incelediğinde nesnenin yanına sıkışmış başka bir şey olduğunu fark etti. Bu bir yılandı. İçinde sürüngen olan bir uçakta mahsur kalma düşüncesi kulağa son derece korkunç gelse de bu canlı keşfedildiğinde zararsız bir şekerlemenin ortasındaydı. Yine de uyuyan yılanı çıkarma görevi kabin ekibi için oldukça korkutucuydu. Sonunda bir uçuş görevlisi çıplak elleriyle yılanı köşesinden çıkardı ve kaldırdı. Bu noktada yılanın yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğu görülebiliyordu. Sürüngenin türü bildirilmedi ancak bu canlının bir önceki uçuşta yer alan bir yolcu tarafından bırakıldığı ortaya çıktı. Bu adam yolculuk için evcil hayvanını gizlice uçağa sokmuştu ancak eve vardığında kıymetli dostunun kayıp olduğunu fark etmiş ve hava yolunu aramıştı. Benzer bir diğer hikaye ise Torreon'dan Meksiko City'ye giden bir Aeromexico uçuşunda geçiyor.
Bu uçağın yolcuları adeta 2006 yapımı Uçaktaki Yılanlar filmini canlı olarak yaşadılar. Zehirli bir yılan bir başüstü bagaj bölgesinin arkasından aniden ortaya çıktı. Yolcular bu saldırgan yılandan son anda kendilerini kurtardılar ancak tehlike devam ediyordu. Pilot hava trafik kontrolünü uyardı ve kulenin verdiği öncelik sayesinde uçak sadece 10 dakika sonra Meksiko City Havalimanı'na iniş yapabildi. Ardından yılan çıkarıldı ve yolcular zarar görmeden olaydan kurtuldular. Yılanın uçağa nasıl bindiğine gelecek olursak. Aeromexico'nun bu gizemi çözüp çözemediği henüz belli değil. Olaydan sonra Aeromexico, gelecekte yılan gibi kaçak yolcuları engellemek için ekstra önlemler uyguladıkları konusunda bir basın açıklaması yaptı. Gizemli izler. Çoğu insana göre uçuşlarla ilgili en eğlenceli şeylerden biri pencereden dışarı bakıp bulutları izlemektir. Ancak pencereden baktığınızda böyle bir şey görürseniz ne yapardınız? Bu video 6 Şubat 2022'de Las Vegas'tan Tulsa'ya giden bir uçakta Zoe Montoya adlı bir TikTokçu tarafından çekildi. Peki burada neler oluyor? Uzaylılar, iblisler ve uçan spagetti canavarları teorilerinin yanı sıra bu görüntüler inkar edilemez derecede ürkütücüydü. Ancak bu görülen şeyin yoğunlaşma izleri olduğu söylendi. Bu izler genellikle gökyüzündeki beyaz çizgiler olarak gözlenir. Ancak burada görüldüğü gibi günün saatine ve güneşin konumuna bağlı olarak izlerin rengi farklı olabilir. Ayrıca bu olayda görülen şey hasarlı bir uçağın yaydığı siyah dumanlar da olabilir. Zoe'nin videosunda başka bir uçak göremesek de açı ve çekim ortamı tam olarak anlamayı zorlaştırıyor. Yani bu dumanın yayıldığı uçak kamerayla görülemeyecek kadar uzakta olabilir. Matt kullanıcı adlı TikTok yorumcusu Florida'ya uçarken buna çok benzer bir şey gördüğünü iddia etti. Ancak neyse ki Matt'in hemen yanındaki koltukta uçaklar konusunda uzman olan biri yani annesi oturuyordu. Matt'in annesi bir pilottu ve bunların çok uzaktaki bir uçağın kuyruk izleri olduğunu doğruladı. Bir pilot tarafından desteklenmesinin yanı sıra gölgeli yoğunlaşma izi teorisi, Mart 2019'da çekilen başka bir uçuşa ait bu video için de geçerliydi. Uzun, şekil değiştiren çizgilerden oluşan bu ayrı akım, gerçekten de uzaktaki bir uçağın motorundan gelen kuyruk izleri olabilir. Öte yandan, gökyüzünün parlaklığının kamera sensörüne etkisi sebebiyle görüntülerin kontrast ve parlaklık değişimi sebebiyle olduğundan daha farklı görünebileceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Tabii her zamanki gibi tanımlanamayan bu görüntüler için UFO'larla ilgili teoriler de öne sürüldü. Öyle ki bazı insanlar kötü şöhretli 51. bölgenin bu videonun çekildiği yerden 160 kilometre uzakta olmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyor. Bunun bir uzay gemisi veya sadece deneysel bir uçak olduğu fikri abartılı görünse de, internet kullanıcılarının fotoğraf veya videolarla ilgili olarak UFO teorileri ürettiği bildiğimiz bir şey. Benzer bir video Ağustos 2018'de bazı YouTube kanallarında da yayınlandı. Bazı insanlar bunun bir uçağın penceresinin dışında görülen gerçek bir UFO olduğundan emindi. Yine de sonradan ortaya çıktığı üzere görüntüler bir özel efekt ekibi tarafından yapılmıştı. Ancak az önce gördüğümüz diğer videoların hiçbiri için böyle bir açıklama yapılmadı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunlar sadece birkaç gölgeli yoğunlaşma izinden mi ibaretti? Yoksa iblisler veya görünmez uzay araçları ile ilgili teoriler size daha mı mantıklı geliyor? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Kanat kanata. UFO vakaları hala tartışmaya açık olsa da bu uçağın yanında neyin uçtuğuna dair gerçekten bir şüphe yok. Bir uçuş sırasında pencereden dışarı baktığınızı ve bunu gördüğünüzü hayal edin. Neyse ki bu yaklaşan bir kazaya ait görüntü değil. Şöyle ki televizyon ve video reklamları hava yolları için oldukça önemlidir. Peki bu reklamların tam olarak nasıl çekildiğini hiç merak ettiniz mi? Post prodüksiyonda rötuşlar olsa da ham görüntüler genellikle havada çekilir. Burada olan da tam olarak bu. Örneğin Wolfair filmler ve reklamlar için uçuş videoları çekme konusunda uzmanlaşmış bir havacılık fotoğrafçılığı şirketidir. Wolfair bu çekimlerde Learjet 25B gibi dış kısımlarına kameralar takılı olan ve çekim yapmak için özel olarak üretilmiş yüksek hızlı bir jet uçağı kullanır. Bu harici kameralar en iyi çekimleri sağlamak için görüntüleri gerçek zamanlı olarak izleyebilen iç kamera operatörleri tarafından kontrol edilir. Yani bunun gibi etkileyici görüntüler çekmenin ardındaki lojistik inanılmaz derecede zordur ve Wolfair gibi şirketler istedikleri çekimleri güvenli bir şekilde elde etmek için en iyi uçuş modelinin tam olarak ne olduğunu planlamak üzere pilotlarla bir araya gelir. Air Canada'nın Rogue Fleet reklamı için yapılan bu çekimde de görebileceğiniz üzere bazı yakın plan çekimleri için uçaklar birbirine korkutucu görünecek şekilde yaklaşabilir. Plastik torba koruması. Bir hayal edin.
uçuş öncesindeki tüm prosedürleri yerine getirdiniz, kalabalıktan sağ çıktınız ve sonunda uçağa girip koltuğunuza yerleştiniz. Ancak arkanıza döndüğünüzde böyle bir şeyle karşılaştınız. Öncelikle bunun göründüğü gibi uçuş sırasında ölen biriyle ilgili olmadığını belirtelim. Bu poşetin içindeki adam canlı ve kendini dev bir plastik torbaya sarmayı tercih etmiş. Peki neden? Şöyle ki, Haredi Yahudi inancında Kohen olarak bilinen rahip soyundan gelenlerin ölülerle temastan kaçınarak saflıklarını lekelemelerini önlemenin bir yolu olarak mezarlıklara gitmeleri yasaktır. Evet, Yahudi kurallarına göre Kohenlerin bir çitle ayrılmadıkça bir mezar taşına 2 metre kadar yaklaşmaları yasaktır. Ancak bunun uçaklarla ne ilgisi var? Mezarlıklarla ilgili bu kural sadece yeryüzüne ait değil. Öyle ki aynı kural gökyüzünde de geçerli. Uçak bir mezarlığın üzerinden geçebileceği için kişi dini yükümlülüklerine ihanet etme riskiyle karşılaşabiliyor. Aslında bu sorun, El Al İsrail Havayolu'nun bir pilotunun uçakların bazen İsrail'in Tel Aviv şehri çevresindeki mezarlıkların üzerinden uçtuğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Bu şehrin etrafında birçok mezar alanı bulunur ve hatta aşırı dolu mezarlıklarla başa çıkmak için 2014 yılında inşa edilmiş bir gökdelen mezarlığı bile vardır. Haredi hahamları, ülke dışına yapılan gezilerde mezarlıkların üzerinden geçme potansiyeliyle ilgili soruna bir çözüm olarak kalın plastiğe sarılmanın günahı önlemenin tek çözümü olduğuna karar verdiler. 2001 yılında verilen bu kararın ardından El Al İsrail gibi hava yolları uçuşlar için plastiğe sarılmak isteyen yolculardan talep almaya başladı. Dini hassasiyetleri korumayı istemesine rağmen El Al, plastiğe sarılı yolcuların oksijen maskelerine erişememeleri veya acil bir durumda oturdukları yerden kalkamamaları gibi bazı ciddi güvenlik endişelerini göz ardı edemezdi. Tabii plastiğin içinde nefes almanın oldukça zor olduğu gerçeğinden bahsetmiyoruz bile. Böylece 2001 yılında havayolu şirketi, uçağa plastik ceset torbaları getirmeye çalışan yolcuları yasaklamak zorunda kaldı. Bu da görüntünün 2000'li yılların başında havayolları tarafından konulan yasaktan önce çekildiği anlamına geliyor. O zamandan beri El Al Havayolları, uçuş yollarının mezarlıklardan geçmemesini sağlamak için önlemler alıyor. Sizi en çok şaşırtan görüntü hangisi oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.